Bugün brokoli graten yapacağız. Bir iri boy brokolimizi köklerinden ayırdık. İnce parçalara, ufak parçalara böldük. Şimdi bunları yıkamaya alacağız. Brokolilerimizi yıkama suyunda güzelce yıkayacağız. Bir ara pişirme işlemine geçeceğiz. Brokolimizi tenceremizin içine aldık. İçine bir limonu ikiye keserek atınız. Daha sonra kaynama suyunu veriyorum. Brokolilerimizi bir müddet haşlanması için bırakıyorum. Brokolilerimiz gördüğünüz gibi haşlanmakta. Şimdi biz yan tenceremizde beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Girdim. Tenceremizde 75 gram tereyağımızı erittik. İlave 4 kaşık, 4 yemek kaşığı unumuzu ince kavuracağız. Evet, unumuz yeterince kavruldu. Güzelce rengini aldı, kokusunu verdi, burnumuza mis gibi geldi. Şimdi yavaş yavaş sütümüzü veriyoruz. Sosumuz kıvamını aldı gördüğünüz gibi. Tuzunu da veriyorum. Bir müddet daha döndürüp dinlendireceğim. Şimdi başta da söylediğim gibi 4 kaşık yemek unu girmiştim. 800 mililitre süt aldı. Yani düz hesapla 1 kaşık una 200 mililitre gibi süt hesaplayabiliriz. Şimdi ben bunu niye bol tuttum derseniz, malum işin yeme esnasında doyurucu tarafı beşamel sosumuz. Bir de üstüne bilahare kaşar gireceği için sade bile yiyesi geliyor insanın. Dolayısıyla o yüzden ben bol tuttum. Siz keyfinize göre 2 kaşık, 3 kaşık bundan yapabilirsiniz. Evet, beşamel sosumuz da hazır. Brokolilerimiz de hazır oldu. Tencereden özenle borcamımızı aldık brokolilerimizi. Bilahare beşamel sosunu vereceğiz. Evet, beşamel sosumuz görüldüğü gibi hazırdı. Bilahare brokolimizin üstüne güzelce yayıyoruz. Sosumuzu da döşedik. Şu anda daha önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırınımıza sürüyoruz. Evet, 15 dakika 200 derecelik fırınımızda beşamel soslu brokolimizi gördüğünüz şekilde kıvamını verdik. Şimdi daha önceden hazırlamış olduğumuz rende kaşarımızı üstüne döşüyoruz. Bir müddette bunun erimesi için fırında kızaracak. Dolayısıyla işlemimiz tamamlanacak. Beşamel gratenimiz, pardon, düzeltiyorum. Brokoli gratenimiz
Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde hazır. Kaşarın erimesi için de bir 7-8 dakika bekledik. Bilgi amaçlı söyleyeyim. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyeceğim. Ama antiparantez, beğenilerinizi bizden esirgemeyin. Kanalımıza da abone olmanızı bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle.